Ali Özen, Evimnet ve Bebekbezi.com'un kurucusu. Ahmet Abamor, Sporcum.com'un kurucusu. Ve Mustafa, Acet diyor mu diyorsun, Acet diye mi diyorsun? Acet. Fark etmez, nasıl? Acet ise İndirdik.com'un kurucusu. Şimdi bu üç isim neden buradalar? Çünkü üçünün de çok döndük ya. Dur biraz şöyle yapayım, şöyle bir yan olayım. Size çok yan oldum. Şöyle döneyim. Evet. Üç isminde enteresan hikayeleri var aslında ve burada şimdi bizim genelde konferansımızın katılımcı profilini düşündüğümüzde ve Brazil'in okuyucu kitlesini düşündüğümüzde şunu biliyoruz. Kimler var? Evet, şirket sahipleri var. Bunlar biraz daha oturmuş, belli bir noktaya gelmiş şirketler. Belli bir alana girmek isteyen girişimciler var. Yatırımcılar var. Şirketini yeni kurmuş olanlar var. İşte pazarlama profesyoneller var tabii ki bol miktarda. Belli servis sağlayan firmalar veya işte pazarlama, reklam ajansları vesaire. Şimdi bu profil düşündüğümüzde çünkü genelde bu tür örnekler, vakalar ilgi çekiyor. Yani çünkü sonuçta bugün işte Sporcum.com kuruldu. Çok da uzun bir zaman olmadı. Ve ne oldu, nereye geldi? İşte İndirdik.com da senin hikayen başlı başına şey yani social network yap yani. Film yap yani. Sosyal hani film yap yani. Öyle bir hikayesi var. Ali Özen sonuçta Evimnet'i kurdu. Çok kısa sürede benim ilginç bir hikayem yok ki ya. Sen ben niye çağırdın onu merak ettim ilk başta ama. Abi bir tane koltuk boştu. Evet. Var abi nasıl? Şöyle ki bebek bezi diye bir alana gidiyor. Aslında Evimnet konuşmak istemiyoruz bugün. Biraz daha bebek bezine odaklamak fark istiyoruz. Etmez. Çünkü bebek bezi tarafı daha enteresan. Detaya girmeyelim. Ama gönül ister aslında buraya böyle bir 10 kişi çıkartalım. Ama malum burada sahnede aynı anda konuşabileceğimiz ve böyle 20 dakika yarım saat sığdırabileceğimiz insan sayısı maalesef bu kadar. Yoksa burada çok tanıdığım dostlarımız, sevdiğimiz dostlarımız var. Tanıdığımız şirketler var. Onların da çok enteresan hikayeleri var aslında. Onları da önümüzdeki programlara dahil edeceğiz. Nasıl başlayalım? Fark etmez. Abi ben Ahmet Abamor olduğum için yani okul, askerlik hep bir numaraydım onun için. Senden başlayalım. Bir de su küçüğün söz büyüğün diyelim. Oradan başlayalım. Sporcum. Sporcum.com. Genel olarak benim merak ettiğim yani konuşmak istediğimiz konular şöyle aslında. Formatı da genel olarak söylemiş olayım. Tabii. Biraz ne zaman başladınız? Neler yapıyorsunuz? Zaten genellikle biliniyor Sporcum.com ne sattığını. Herhalde sormaya göre herkes sizin ev eşyaları sattığınızı biliyor. Süper. Sporcum.com'un satılan ürün grubu zaten biliniyor. Bir yatırımınız var. Bir kuruluş hikayesi. Devamında da ben tek tek soruları sormaya devam edeceğim. Aslında kuruluş hikayesi çok şans. Ben Emre Kurttepe'li ile tanışıyorum. Ondan sonra böyle bir proje olduğunu söylüyor. Okeyleşiyoruz. Sonra bizim yine ortağımız Kartal Göksel. Şu an yönetici ortak ve CTO. Onunla beraber tanışıyoruz. Sonra tam tabiri caizse Emre Kurttepe'li ateşten topu bizim kucağımıza bırakıyor. Biz şirketi kuruyoruz ve çalışmaya başlıyoruz. Ne zaman başladık? Geçen 2010 Kasım gibi başladık. Ofisin tutulması, tadilat, ondan sonra sitenin kurulması, markalara gidip kendimizi anlatmamız, Mayıs 15 gibi test yayınına başladık. Ondan sonra Haziran'a doğru Kartal'ın babası hiç e-ticaretten alışveriş yapmamış. Babasına alışveriş yaptırdık. Çok rahat alışveriş yaptı. O zaman dedi ki tamam site çalışıyor. Başladık. O zamandan beri operasyon halindeyiz. Yani aslında Haziran'ın başı diyebiliriz. Haziran'ın başından beri çalışıyoruz. Şu an yaklaşık 80 marka taşıyoruz spor markası. Türkiye distribütörleriyle çalışıyoruz. Bayilik sistemiyle çalışıyoruz. Yani kesin alım yapıyoruz. Yani stoğumuzu taşıyoruz. Yani sitede görmüş olduğunuz bütün mallar şu an depoda sizi bekliyor. Ben bir anda ay hesap yapamadım. Kaç ay olduğunu hesaplayamadım da yani bir yıl olmadık. Bir yıl olmadı. Tamam. 8, 9, tam anlamıyla bir yıl olmadı. 8-9 ay gibi. Aynen öyle. Bir anda hesaplayamadım. Kafam sabahtan beri durdu birazcık. Evet. Oraya gidiyorum. Ama daha önce ne yapıyordunuz? Ya yani Kartal ve senin Kartal New York'taki CBS'teki ofisini bırakıp gelmiş. Hı hı. Şu an Sanayi Mahallesi'nde çok mutlu. Ben de farklı bir internet sitesinin başındaydım. Hı hı. Ya ikimiz için de gerçekten sıfırdan başlayan bir macera oldu.
Ya yani her gün bir macera var. Sonuçta anlatacak hikayemiz çok. Oralara geleceğiz. Şimdi hanginiz daha büyük bilmiyorum ama daha büyük gözüküyor. Daha büyük mü? Şekilden sana geçelim o zaman. Bu arada Ali sevdiğim de bir dostum olduğu için böyle arada şakalar yapıyoruz birbirimize. Evet. Ben bir geçişi bir aslında etsem. Bir de bebek bezi bahsedeceğiz değil mi? Bebek bezi ağırlıklı gideriz. Evinet'ten çok kısa bahsederiz. Çünkü orada kısa sürede oluşmuş bir büyüme var. Yani ciro paylaşıyor musun bilmiyorum ama paylaşırsan çok etkileyici olabilir aslında. Ben duydum çünkü bugün sabah ciroyu. Ondan böyle bir durdum. Yoksa ben söylerim, haberin olsun yani. Evinet'te önce Şencan kardeşi burada. Kardeşim burada. Arkalarda bir yerlerde. Biz kardeşime reklam şirketi el sallıyorum. Evet ha. Kardeşimle. Hala görüyorum. En arkada oturuyor adam. Şencan Özen ile Ali Özen başta reklam store kurmuşlardı. Reklam şirketi sahibiyiz. 7 yıl, 2007'den beri bu işi yapıyoruz. 2010'da e-ticarete girmeye karar verdik. Ailemiz zaten bir retail, yani bu perakende geçmişi var. Onunla işte müşteriyle olan sıcak ilişkileriyle vesaire. Zaten öyle içimiz, kanımızda olan bir şey. Reklam ve internet işi de kardeşimle beraber yaptığımız. İkisini birleştirmek gerektiğini düşündük. Zaten işte bu özel alışveriş kulüpleri ve günlük fırsat sitelerinin başarısıyla beraber biz de girelim diye karar verdik. İşte araştırırken bu One Kings Lane modeli ve ev kategorisinin büyüklüğü, hem büyüklüğü önemliydi bizim için. Yani potansiyel olan, ölçeği olan bir kategori. Ve de boştu da o zaman, yani private shopping anlamında. Biz de One Kings Lane'e çok güzeldi. One Kings Lane gibi girelim dedik tabii. Sonra işte One Kings Lane'in Türkiye'ye uyarlamasını yapalım dedik. Bir şekilde başladık ama tabii One Kings Lane çok başka bir şey. Tam açılış ne zamandı tarih olarak? 17 Aralık. 17 Aralık. Bebek bezi ne zaman açıldı? Sen yazdın onu. 17 Aralık 2010 açtık. Yalnız bu arada. 2011 Efendim? Değil. 17 Aralık 2010. 17 Aralık 2010. 2010. Evet. Bebek bezi ne bebek bezi sen 14 Kasım'da yazdın açtık mecburen. Açıldı diye. İşte. Sen yazdın açtık mecburen diye evet. Bir laf edilir mi? Şurada şu sahnede evet. Şu anda. İşte, yani öyle bir etkimiz hatta var. Öyle bir şey yorumlar falan gelmişti. SSL yok, şeyler yok falan, yazıklar olsun. Bir de falan öyle bir bayağı bir şeyler şey yaptık. Gördüğünüz gibi yeri geliyor, arkadaşımıza yani kazıklatabiliyoruz. Fazla paylaşmak da lazım. Kendileri söylemedi, kendimiz bulduk. Yo, var bir tane, 3 tane açacağız zaten onları söylemiyorum. Yani kendileri söylemezse biz bulursak geziyoruz. Bu kadar temel bir prensip var aslında. Detaylara geleceğim. Daha önce reklam store vardı. Evimden önce açıldı. Bebek bezinin açılışı da... Bebek bezi 1 Aralık diye biz farz ediyoruz yani. Okey, yani aşağı yukarı işte 2 ay falan oldu. Evet. Diğeri 1 yılı devirmiş durumda. Evet. Gelelim indirdik.com'a. Şimdi aslında şirketlerin modelleri de farklı. Yani sporcum.com dikey bir e-ticaret sitesi. Evimnet ve bebek bezi. Bebek bezi aslında dikey e-ticarete giriyor. Ama Evimnet dikey özel alışveriş formatında iş yapıyor. İndirdik ise günde tek ürün olarak aynen. Çıkıyor ama şu anda tek ürün değil evet, aslında. Pek fazla tek ürün değil. İndirdik komün hikayesinden biraz bahsedeyim ben dediğiniz gibi. Geçmişi en evet. Enteresan olan sensin aslında. Teşekkürler. Ben de istiyorum. Eskiden popstardı falan. O kadar bir şey gelmiyor. Sahneleri bırakıp. Ben de istiyorum.com diye başladık biz hayatımıza. Türkiye'deki ilk işte One Day One Deal, her gün tek ürün sitelerinden birisi olduk. Sonrasında işte gittik diyor kurucularından yatırım aldık. Sitemizin ismi değişti. İndirdik.com olarak yayınımıza devam ettik. İndirdik.com herhalde geçtiğimiz sene yani bir sene iki ay kadar oluyordur İndirdik.com olarak yayında olduğumuz süre. Öyle tahmin ediyorum. Ama ben de istiyorum.com kuruluşu 2007 1 Mart itibariyle ilk deal'ını sunmuştu. Kuruluş hikayesi de işte biraz eğlenceli, hani eğlenceli derken farklı bir hikaye. İstersen bahsedeyim. Ben o zaman kısaca hemen olabildiğince kısaca bahsedeyim. Benim hikayem aslında girişimcilik hikayem şeyle başlıyor. ÖSS ile, üniversite sınavıyla başlıyor. İşte bir puan alıyorum ve Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde okuyordum. Tabii yerleştim daha doğrusu, okumadım hiç. Gider gitmez de karar aldım okulu bırakıp ben bilgisayarla ilgili bir iş yapmak istiyorum. Onun için de İstanbul'a gelmek istiyorum diye. İstanbul'a gelmek için tabii aileme yalan söylemek durumundaydım. Memur bir ailenin çocuğuyum. Herhangi bir sermaye sahibi değiliz. Ve dedim kendi tekrar sınava girip daha iyi bir bölüme yerleşeceğim. Onlar da tamam dediler. Tekrar sınava girdim. Tamamen kapağı İstanbul'a atmaya yönelik Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yerleştim. Harita mühendisliğine alakalı bir bölüm değil. Sadece İstanbul olsun diye. Gelir gelmez de ilk olarak işte kendi kafamdaki girişim fikriyle ilgili aksiyon aldım. Önce herkesin denediği gibi bir web ajansı kurdum. Yani evden, odamdan yapıyordum.
Şirketin ismi, hatta ilk şirketin ismi MNB'ydi. O da şeyden geliyor. Arkadaşlarım, ailem pek bana inanmıyordu hani bu ne yapıyor, ne ediyor falan falan gibi. İşte Mustafa ne zaman büyüyeceksin derlerdi bana. MNB onun baş harfleridir. sonra o ajans devam ederken ya dedim ki hani daha ölçeklenebilir bir iş yapalım biz. Ne yapalım, işte ne olabilir? O sırada yurt dışındaki bu Woodcom modelini gördük. Bunu Türkiye'de yapalım dedik. Yaptık, güzel oldu. Tabii bu girişimlerimden benim ailem senelerce haberdar olmadı. Onlardan gizli bir şekilde yapmıştım. Başımıza da işte bu sürede 3 tane güzel şey geldi. Bunlardan işte birincisi Paro Koç grubuyla bir yaptığımız iş ortaklığıydı. İkincisi Turkcell'in bizim işte mobil ödemede pilot proje olarak seçmesiydi. Üçüncüsü de Gitti Gidiyor'un yatırımıydı. Mesela ilk şeyde ailemin haberi oldu. Bu Paro'yla Koç grubu. Gitti Gidiyor kurucularının yatırımı diyelim ona. O şey ikinci... Orada Gitti Gidiyor ekibinin ya tüyleri bir şey oldu. Kayıtlara böyle geçecek diye. Gitti Gidiyor kurucularının, evet, onu ben sürekli yanlış anlıyorum. Koç grubunun işte o iş ortaklığında, yani yaptığımız bir iş birlikteliğinde annemi arayıp söylemiştim. Genel müdürlükten çıktığımda hiç unutmuyorum. Anne dedim, ben böyle bir iş kurdum. Az önce de hani Koç grup şirketleriyle bir sözleşme imzaladım diye. O çok güzel geliyor değil mi? Böyle ailen en sevdiği şeyler. Aynen, yok. Koç'la iş ortaklığı yaptım anne ben falan. İşte öyle değil aslında. Severler öyle şeyleri. Bunu söylediğimde tabii annem babam beni okuyor, biliyor. Direkt sen önce okulunu bitir diye bağırdı bana. Sonra işte anlattım. Sen böyle önce okulunu bitir. S, Ö, O, B. Sonrasında işte Gitti Gidiyor yatırımında tekrar aradım. Gitti Gidiyor kurucularının yatırımında tekrar aradım. Ailemi. Orada da yani hani tabii annem çok hani finansal terimlere hakim birisi değil. Anne dedim böyle yatırım aldık vesaire filan falan. Oğlum para lazımsa gönderseydik dedi orada. İlginçti o da. Sonra şu an indirdik.com gerçekten güzel bir noktada. Yani başlangıç yeri aslında küçücük bir ofis. Yani ajans kısmı odamdan başladı, o web tasarım ajansı, ama ofis olarak Mecidiyeköy'de bir 20 metrekarelik ofiste ben de istiyorum başlamıştı ilk hayatına. Şu an bayağı büyük, yani 25'i geçti ekip sayımız. Aylık ciromuz da artık milyonlarla anılıyor. Milyon TL'nin gördüğünüz. Gördünüz yani, o, evet, değil mi? Görmek üzereyiz ya da. Şubat ayı itibariyle milyonlarla anılıyor olacak. Çok güzel yani şeyler. Görüyoruz, evet. Çok güzel. Bir de yani orada geleceğim o konulara. özellikle operasyonel tarafı enteresan. Şimdi burada dönüm noktaları çok önemli. Şimdi adam söyledi, artık söylemeniz lazım. Yani aylık nelerde olduğunu. Bak, tek başına olmaz. Siz de eklemeniz lazım bir şeyler üstüne. Bekliyor. Değil mi ya? Ben neden söyledim? Ya şimdi ciro olarak söylemeyeyim de, yani ben en azından günde 200 koli, 200-250 koli mal çıkarttığımızı söyleyebilirim. Ortalama sepet tutarı ne kadar sizde? Onu da söylersem zaten orada çıkacak. Bende. Siteyi dolaşırsanız ortalama fiyatları görürsünüz. Ayakkabı falan ağırlık sonuçta. Ya şimdi aslında herhangi bir fiziki mağazanın iz düşümü gibi gidiyoruz. Yani o noktaya geldik. Bize spor markaları hep söylüyorlardı işte. Mağazanın yüzde şu kadarı şudur budur diye. En son Aralık ayı raporuna baktığımızda aynen biz normal bir mağaza gibi çalışıyoruz aslında. %60-65 ayakkabı, %20-25 tekstil, geri kalan aksesuar şeklinde gidiyor. 120 çarpı 200 çarpı 31 yaparsa bir zahmet, ben onu şey yapacağım orada, hesap söyleyeceğim şimdi. Spor kategorisi bu şekilde dağılıyor. Yok, şaka yapıyorum. Şimdi esprisi bunlar tabii, söylemek zorunda değilsiniz. Ama sen söylersen iyi oluyor. Mecbur kalır onu söyleyecek. Biz de işte Ocak ayında işte indirdik gibi yaptık. Yani milyonu gördünüz yani. Öyle yaptık. Arkadaşlar bunlar iyi haberler. Onları şey yaparsak arka arkaya hazır almışken kayıtlara geçsin yani. Süper, milyon seviyesini gördünüz ve yani bir yıl içinde gördünüz. İndirdik. İndirdik olduktan sonra diye düşünürsek. İndirdik sonra. Ya bir yıl içerisinde değil aslında, biz Ocak itibariyle hedefimizi aşmaya başladık, öyle söyleyeyim. Bu Şubat itibariyle de çok ciddi bir sıçrama oldu. Milyonun üzerine çıkacak gibi. Peki gözüküyor. Dönüm noktası neydi? Yani şimdi mutlaka sizde de bir kırılma var. Yani çünkü bu kırılmalar her şirkette oluyor diye biliyorum. Yani geliyor bir noktada bir kırılma oluyor. Yani bu ciro değil illaki olay. Yani müşteri memnuniyeti, günlük paket sayısı, yani günlük mesela yeni kurulmuş bir şirket var söz konusu. Yani daha bir yıl olmamış. Sporcu.com üzerinde konuşuyorum. Günde 200 pakete geliyorsunuz. Yani buradaki o kırılma noktası neydi? Yani şu oldu ve sonra patladı. Ya aslında yani biraz da çıktık demek zorunda değilsiniz. Bizde spesifik bir şey yok. Konu başlığı yok aslında. Şöyle diyebiliriz.
Başlangıçta marka sayısı onlar 20'ler 30'larken belli bir trafiğimiz vardı. Marka sayısını arttırdıkça, portföy büyüdükçe, Türkiye'nin en tanınmış spor markalarını içeri aldıkça birdenbire inanılmaz bir trafik ve inanılmaz bir şey olmaya başladı. Yani ciro ürün, gelmeye başladı. Ürün yani şu an zenginliği, 80 markadan bahsediyoruz. Yani o 80 markanın belki 10 markası çok popüler ama içerideki o derinliği gören müşteri memnun oluyor. Çünkü içeri girip araştırıp istediği şeyi gerçekten bulabiliyor. Çünkü fiziksel olarak bu kadar çok markayı bir arada taşıyan hiçbir yer şu an yani yok. Siz sonuçta tabii ki müşteri memnuniyetine odaklanıyorsunuz. Tabii ki tedarik tarafında bir şey yapıyorsunuz. Ama bizim en büyük avantajımız şu, zaten stokta olduğu için mal. Yani sonuçta başladığımızda depo artı ofis olarak başlamıştık. Sonra Discovery Channel'ın o bina inşaatının hızlı versiyonu gibi depo büyüdü, ofis küçüldü. Sonra biz bir üst kata taşındık, aşağısı tamamen depo oldu. Mal orada olduğu için akşamüstü saat 5-6'ya kadar gelen bütün siparişler aynı gün kargoya veriliyor. Sonra da teşekkür e-mailleri alıyorsunuz müşteriden. Bu muhteşem bir şey. Yani adam mesela diyor ki bandırmadan 17 saat sonra siparişim geldi, muhteşemsiniz diyor. Veya Erzurum'a bazen Büyükçekmece'den daha hızlı gidiyor. İstanbul trafiğine takılıyor. Ama Erzurum'a canım, öyle. Öyle yani. 36 saatte Erzurum'a mal gönderiyorsunuz. Evet. Kargo çok etkili. Yani müşteri İnternette verdiği siparişi hemen almak istiyor. Evet. O gün zaten mal çıkıp ona kendisine de zaten kargo mailini attığımız zaman bir sorun yok. Yani söylediğin şeyden biraz şunu anlıyorum. Yani kırılma noktası aslında şeydi. Ya tabii ki müşteriyi memnun etmek vesaire bir ağızdan ağza bir şeyi güçlendirir ama oradaki ürün zenginliği... Ürün zenginliği çok şeydi. Önemli, bir de güven çok önemli. Evet. Biz bir de farklı olarak kapıda ödeme ve EFT gibi ödemeler de kabul ediyoruz. Bu Anadolu'da özellikle çok tercih edilen bir opsiyon. Hmm. Bizim satışlarımızın %60'ının da Anadolu'dan geldiğini düşünürseniz. Satışın %60'ı Anadolu'dan. Evet, evet. Güzel, enteresan. Sizde... Yani ben daha bir... Şimdi müşteri memnuniyet dediniz. Yani biz evim net olarak... Kırılma noktası neydi? Kırılma noktamız yok. Daha kırılmadık yani şeyde. Yani çünkü şunu diyorum yani. Her şeyi... Şimdi biz böyle konuşuyoruz şimdi ama şey için... Yılda, diyor, ben şunu söylemek istiyorum. Bir yılda yani açık açık 1 milyon konuşmak liraya lazım. Nasıl geldiniz? İşte yani 100, nasıl geldi? 200, yani 300, şeydi, 400 biraz diye mi gitti? Yani, yoksa bir anda 100, 150 iken hop... Yok öyle olmadı. Hep yavaş yavaş gitti. Yani yavaş yavaş gitti şey. Yani bizim kırılmamız daha sonra olacak. Çünkü biz bebek beziyle Evimnet'i karşılaştırdığımız zaman onu da daha rahat söyleyebiliyorum. Evimnet'te şu anda yani müşteriyi çok memnun eden bir şirket değiliz maalesef. Yani şimdi ona yatırım yapacağız. Yani hani şöyle diyeyim. Yani alıyorsunuz ürünü, ürün gelecek size, merak etmeyin. Gibi yani bizde. Gelecek de. Sakin olun. Gelecek ürün yani. Biraz e-ticaret konferansı söylenebilecek. Hani evet. Daha kötü bir evet. Cevap. Ama açık sözlüyüm. Yani bu aslında şey demek. Bu benimle... Ha diyorsun ki şeyiz biz. Ne derler ona? Sıkıntı yok yani, gelecek. Bozacının şahidi şıracı. Sıkıntı yok. Yani, diyorsun ki yoksa... Şey, biz hepimiz burada birbirimizi tanıyoruz. Evet, hepimiz aynı sektördeyiz. Yani o yüzden şey, biz şu anda o konsepte yürüyoruz. ama şeyde, ona rağmen bunu yaptığımız için. Ali Özen şimdi sahnedeki yerini Şencan Özen'e bırakmak istiyormuş. Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Ama bebek bezinde örneğin yok, biz aynı yok, şeyi şaka yaşıyoruz. Bir yana hakikaten en güzelini yapıyorsun açık sözlü olmakla. İşte, ya belki de bunları konuşmak lazım aslında. Çünkü sonuçta... Çünkü vermek, göndermek konu... istiyoruz yani. İstemediğimiz bir şey değil de olmuyor yani. Şimdi yani ben tutmuyorum. Sana uzanan eli tutacaksın Ali. Yani sana yardım etmeye çalışan bir adamı geri çevirip düzeltmeye çalışıyoruz demeyeceksin. Ve de yani ben örneğin işte şimdi Facebook açarlarsa bilmiyorum burada... Girmiyorum Facebook şeyimize. Öyle kızıyorlar ki bize bazen. Ne oluyor Allah'ım diyorum ben işte. Ama işte bunların hepsini yatırım yapacağız. Bizde o yüzden bir kırılma olmadı. Ben şey yapmayayım fazla, stand-up'a çevirmeyeyim şeyi. Yok estağfurullah. Yani işte... herkes şu anda sizin şirketlerin tedarik konusunda ne kadar kötü olduğunu şu anda biliyor. Tedarik değil problem. Yani tedarik ve... Müşteri memnuniyeti. Tedarik, müşteri memnuniyeti. Bütün o şeye bakmak lazım ama artısı dediğiniz gibi ürün çeşidini arttırınca şey oluyor. Bu bebek bezinde de stoklu çalışıyoruz. İşte bebek bezi dolu depo. Şimdi işin... İşte. Bebek bezi dolu olunca depo. Evimnet işte müşteriyi memnun etmiyor. Hadi boş ver diyoruz. Bebek bezini bastırıyoruz. Ama Evimnet'i toparlayacağız işte o yönde. Ama yani buna ona rağmen öyle geldik. Sen niye gülüyorsun şimdi? Abi. Hayır ben
sıvıyor muyum? Sağ solda abi. Sıvıyor muyum yoksa şey mi diye merak ediyorum. Hayatımda sahnede gülme krizine girip gözüme yaş gelmemişti. Ya 20 hani olumlu bir gülme mi, olumsuz bir gülme mi? Şirketim açısından soruyorum. Abi Çencan. Yani şaka, bilerek ben bunu hepsini hazırlayıp geldim buraya. Çünkü şeyden, kötü hakkımızda konuşuluyor Evnet'le ilgili. Yani bir yere geldik falan, aslında iyi insanlarız. Yani iyi insanlarız ve iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Ya burada müşteri varsa hepsini düzelteceğiz. Gerçekten çalışıyoruz. Yani çok talep var, kusura bakmayın. Ama bebek bezi, bebeğiniz varsa bebek bezi problem yok. Monitörde bir şey var mı? Bu geç mi geliyor? Abi ya bunca yıldır bak ya 2006'dan beri Webrazi var. 2008'den beri 20'ye yakın organizasyon yaptık. Sahnede gülmekten ağladığım ve bu kadar kahkaha attığım başka bir oturum olmadı yani. Bir şey söyleme. Bir şey söyleme. Benim de toparlamam lazım olan bir oturum var ya şimdi sonuçta. Ya şimdi buradan sonra yapacağım hiçbir şey yok. Şencan kusura bakma. Yani yapacak bir şey yok. Oldu bir kere. Artık zorla sana. Ama insanın açık sözlü olması iyi bir şey. Ya bir dakika, bir toparlıyorum. Buldum bir yer. Bir çıkış buldum. Buldum. Şöyle. Şimdi sonuçta şimdi diyoruz ki sonuçta burada aslında bu macera önemliydi. Ben bu arada sektörde burada Ali ile Şencan'ı tanıyan birçok insan vardır. Zaten sektörde de tanınma şekilleri şu anda gördüğünüz gibidir. Yani açık sözlü. Yani adama yolda görün. Abi ne kadar cüret yapıyorsunuz diye zaten söyler size bir anda yani. Öyle de bir karakteri vardır. Şu anda onun için bu açık sözlü olmak çok bence süper oldu. Çünkü aslında bu da bir macera. Yani şu anda siz büyüdünüz. Bir yıl içinde iyi bir ciroya geldiniz. Süper topladım bu arada. Bir şey söyleme. güzel bir noktaya geldiniz ve bu süreçte de temel bir sorun yaşıyorsunuz. Yani beklentinizin üstünde bir büyümeyle şu an tedarikte bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani ana fikir bu. Ve yani tedarikçide suçlamıyorum. Hep her türlü bir süreç hata. Yani tedarik derken tedarikçide suç atmıyorum bizden varsa. Tedarikçi değil ya. Sizin yani, kendi yani hepsi genel depoda sıkıntı var. Yani işte bir sürü şey oluyor. Evet. Aa, hakikaten yani sen bizi güldürdün. Allah da seni benim güldürsün. Herhangi bir yatırımcınız var mı şu anda? Herhangi bir yatırımcımız yok. Büyük olsa olmayacak en azından. Bu konuda olmayacak. Yani çünkü maalesef çok üzgünüm ama bizde şöyle bir şey oldu. Ben orada şu anda onu anlatayım. Var ve ilginç bir hikaye. Tercüme var. Mustafa gibi işte biz de bir büyük bir holdingden çıktık toplantıdan. Babama dedim ki baba böyle böyle istiyorlar, bizi şey yapıyor, ilgileniyor. Babam dedi ki Allah'ın bir lütfu bu bize dedi. Yani Allah'ın bir lütfu kabul edin. Ne oluyor dedi. Yani onu dedikten sonra... Bizi o holdingle Arda tanıştır demediniz mi? Ha? O bizi o holdingle demedim, Arda tanıştır. Gözünden düşmesini istemiyorum, babamın gözünden falan düşmedi yani. Çünkü reddedeceğim falan. Evet. Allah'ın yani işte biz yatırım peşinde koşuyoruz ama bizim yani kovalamıyoruz ama olmasını istiyoruz. Ama bizim başka bir idealimiz var. Yani biz sadece ev sitesi değiliz. O yüzden biz bir yatırım şirketinin bir portföy, bir ev portföyü olmak Bebek istemiyoruz. Bebek Bezi Kurulu 2 ay mı olmuştu? Efendim? Bebek Bezi Kurulu 2 ay mı oldu? Evet. Onun cirosu nerede? Onun 3 haneye ulaştı onunki. Biraz önce her şeyi söylüyordun. Şimdi niye bunu saklıyorsun? Kaç oldu? Küçük 3 hanelerde olduğu için saklıyorum herhalde onu. 100 bin seviyesi midir? Evet, o civarlarda. Güzel rakam. Tebrik ediyoruz. Umarım evimletteki sorunları aşarsınız. Burada birçok yatırımcı var ve hepsinin kullandığı simultane tercüme var şu anda. Gerçekten çok üzgünüm yani. Belki bir tanesi vicdanen destek olmak isteyebilir yani, öyle bir durum. Önemli değil, bu kadar pozitif bakıyorum. İşler sıkıntılı gidiyor ama bak eğleniyorum. Ya yani. Doğru girişimci diye ilgi duyarlar. Sağ ol. Kafam karıştı ne yaptığımı. Sizin dönüm noktasını sordum. Evet, sana gelelim abi. Dönüm noktası, ya kırılma noktası neydi? Vallahi onu biz de bilmiyoruz açıkçası. Yani kırılma noktası bizim tam olarak şey oldu. Hani 350-400'de giderken birden bir oldu. Ve sabahtan beri en sevdiğim cevapları bir farklısınız. Güzel hikaye diyorum. Hop oraya hemen güzel hikaye koyuyor. Ciro'da aynı kırılma var. Süper. Aynen öyle oldu. Neden oldu? İşte nedenini biz de tam olarak bilmiyoruz. Ben yani bir anda sipariş akmaya başladı. Ben yolun en başından beri bir ekip arkadaşımız var. Mehmet Emin Muratoğlu diye sağ olsun. Hala şu an IT direktörümüz.
Ona gittim, ne oluyor abi dedim. Bilmiyorum abi ne oluyor dedi. Yani böyle, sonuçta bilmiyor musunuz Sevin abi? Açıkçası bilmiyoruz. Yani bir anda bir patlama oldu. O sırada kendi reklam kampanyası... Google trafiği falan olabilir mi? Şöyle de olabilir. Evet, Google'dan olabilir. Bir de duyurduğumuz iş ortaklığı sistemimiz var. Bir Ali de... Özen her konferansa gelsin. Ali Özen. Günün bugünün bombası tüm salonu kırdı geçirdi. Öyle gidiyoruz. Eşimiz güzel demiyor Allah. Ali Özen trending topic. ama yani, sevmiyorsun neden olduğunu. Yani vallahi, Google trafiği olabilir, başka bir şey olabilir. İşte duyurduğumuz iş ortaklığı sistemi vardı. İş ortaklığı sistemi güzel bir geri dönüş sağladığını düşünüyoruz. Hı-hı. Deal sayısını arttırmamızın yine bunda vesile olduğunu düşünüyoruz. Şu an zaten hani trafik olarak da gerçekten çok iyi bir noktadayız. İşte Alexa ranklerimiz ilk 200'e girdi sanırım, 188'de filandı şu an Türkiye'de. Yani günde 60-80 bin arası bir teki ziyaretçiye ulaştık. Bunlar 1,5-2 ay içerisinde oldu. Normalde 20-30 bin arasında işte o 35 bin 40 binleri görüyorduk bazen. O civarda gezerken bir anda 60-80 bin civarına yükseldi. Yani bir anda bir sıçrama oldu açıkçası. Herhalde deal'lar arttı ve hani deal'lardaki kalite de arttı aslına bakarsanız. Yani nasıl bu kadar ucuza sattığımızın sorusunun da cevabını verebilirim. Çünkü şu an indirdik.com her şeyi in-house yapıyor. Yani işte affiliate sistemimiz var, iş ortaklığı sistemimiz. Ürünü kendimiz ithal ediyoruz. Kendimiz paketleyip gönderiyoruz. Reklamımızı da kendimiz yapıyoruz. Yani bir şirkette bu kadar çok farklı aslında iş alanının in-house yapılabiliyor olması çok nadir görülen bir durum. O sayede deal'larımız güzel. Ciromuz da o yüzden artıyor herhalde. Şuna takıldım da. Görüyor musun ne yaptığını? Evim net kurucusu Ali Özen stand-up. Tekrarlıyor ya, iki tane aynısı var. Ali Özen tekrarlıyor diyor tabii. şimdi benim burada bir sorum vardı ama onun cevabını aldık aslında. Emre Kurttepeli'nin sporcun konu bir yatırımı var. Gitti gidiyor kurucuların indirdik konu bir yatırımı var. Sizin herhangi bir yatırım var? Babamın yatırımı var bizde. Babanın yatırımı var sizin tarafta. Pazarlama ve reklam tarafında ne yapıyorsunuz? Yani paylaşırsanız harika olur. Hangi kanallara harcama yapıyorsunuz ve nasıl bütçeler kullanıyorsunuz veya nasıl konuyordunuz, şimdi nasıl konuyorsunuz gibi sorular iyi olabilir. Ya kurulduğumuzdan beri biz her mecrayı deniyoruz diyebilirim. Yani sonuç itibariyle nereden nasıl bir dönüş olacağımızı biz de çok merak ettiğimiz için çok çeşitli mecralar kullanıyoruz. En iyi geri dönüş nereden geliyor diye soruyorum. Ama şu an açıkça söyleyebileceğim şey sadece iki yere odaklanıyoruz şu an. Facebook, Google. Hı hı. Hem harcadığımız kuruş bazındaki maliyet çok düşük oluyor orada. Hem de geri dönüş gerçekten çok yüksek. Hı hı. Bir de bizim e-mailinglerimiz, kendi e-mailinglerimizden çok memnunuz. Yani müşterilerimize ulaşmaktan. Bizim sitenin çünkü farklı bir noktası, alışveriş yaparken üye olmak zorunda değilsiniz. Biz orayı şey bıraktık, rahat bıraktık. Hı hı. Normal adresinizi verip alışveriş yapabilirsiniz. Öyle bir şey var değil mi? Üye olmadan sizin alışveriş yapılabiliyor. Aynen öyle. Yani üye zorunlu kılmıyoruz. Bizden gerçekten bir şeyler duymak istiyorsanız üye olabilirsiniz. Çünkü hatırlıyorum, bir ara ben size şeyi sormuştum bir çalışma için. İşte toplam üye sayınız nedir ve bunların yüzde kaçı satın alma yaptı diye bir soru sormuştum. Ama cevap alamıyorduk çünkü zorunlu üyelik diye bir şey olmadığı için. Yani. Aynen, zorunlu üyelik yok. Gerçekten üye olanlar da bizden bir şeyler duymak isteyenler olduğu için e-mailinglerde çok güzel tabii geri dönüşler yüksek tabii oluyor, açılma oranları. Aynen öyle. Sizin tarafta reklam ve pazarlama... Vallahi neler yapıyorsunuz? Facebook tarafında biz de çalışıyoruz. Google'la da çalışıyoruz. Yani, çok aşırı yüksek bütçeler harcamasak da buna. Bu son dönemde iş ortaklığı sistemimizi bayağı bir geliştirdik. O tarafta bayağı yüksek bütçeler şey yapılıyor şu an. O kısma bayağı bir yüksek bütçe ayrılıyor. Onun dışında geri dönüş olarak biz de e-mail marketingten çok güzel geri dönüş alıyoruz. En yüksek geri dönüşümüzün orada olduğunu söyleyebilirim. Bir de Facebook'tan güzel, bayağı güzel geri dönüş alıyoruz yine aynı şekilde. Geldik Ali Özen'e. Bizde de Google, Facebook ve reklam store başta olmak üzere diğer affiliate networkler. En yüksek geri dönüş hangisi alıyorsunuz? Google'dan alıyoruz. Facebook'tan değil mi? Aslında yani orada hani ortalama rakamlar vermek gerekirse, şimdi yazmak, söylemek, şey yapmak lazım. Google hacim olarak en iyi getiriyor ama Google'dan bir üyeyi 1,5'a alıyorsunuz atıyorum rakamları. O uzun bir vadede 5 lira alışveriş yapıyor. Ama Facebook'tan bir üyeyi 60 kuruş alıyorsunuz, Evnet için konuşuyorum, veya 50 kuruş alıyorsunuz. O 2 lira yapıyor. Yani aslında hani totalde şey ucuza alsanız da üye Facebook'tan az kazandırıyor. Yani üye kazanım olarak Facebook vesaire daha iyi olsa da affiliate networklerde uzun vadede para harcama şeyi, hı-hı, Google'da daha iyi. Şimdi biz bu ay geçen ay biraz ortasında başladık.
premium networklere girmeye başladık. Biraz daha hem marka bilinirliğimiz de olsun diye. Yani bütçeyi arttırdınız. Evet evet bütçeyi arttırdık. Nedir? Ne harcıyorsunuz şu an? Paylaşıyor onu, musunuz? Onu söylemeyeyim herhalde değil mi? Yani 30 devşi şey çıkıyordu aslında ama. Yok onu söylemeyeyim diyecektim. O'da kaldım. Abi ne yani? Yüksek. Yüz binler mi harcıyorsunuz şu anda? Pazarlama onu yani. Yakınız ona o kadar harcamıyoruz. Okay. Sizler ne söylüyor musunuz? 3 haneli bir rakamı harcadığımızı çok rahat söyleyebilirim. Aylık. Siz de mi? Biz de aynen aylık hocam. Demek ki bayağı... O zaman benim biraz basmam lazım değil mi? Yani? Yeni olmanızla hemen şey yapıyorsunuz yani. Benim biraz arttırmam lazım. Çünkü ben burada konferansları çok etkiliyorum. Kusura bakmayın. Şey yaptım. Personel sayısı falan konuşuyoruz. Herkes kaç kişi çalışıyor. Ha evet, çok sağ ol. Kaç kişi çalışıyor? Bizde 35 kişi çalışıyor. Sonra... Sizde kaç kişi? Evet. Biz geçen ay 30 olduk. Herhalde bir sonraki ay 33... Bir 6 ay 33'le gideriz diye ümit ediyorum. Valla biz de şu an 30 gibi bir şey olduk herhalde. En son saymadım öyle oturdu. Evet. Tam aşağı yukarı aynı seviyede girişimler evet. Seçmişiz bunu fark ettim. Yani hem cirolar ortalama aynı gidiyor, kadrolar aynı, kuruluş zamanları... Yani senin indirdik olmanı göz önüne alırsak, o zamandan varsayarsak aşağı yukarı aynı gidiyor. Sanırım ama bir aya falan bizim bayağı bir artacak şu an çünkü hakikaten çok ciddi personel eksiğimiz var. Sence işin en zor tarafı neydi? Bizim işte yani deal oluşturmak en zor tarafı. Zaten işin kendisi de o esasında. Onu yapabilen ayakta kalıyor. Yapamayan gidiyor. Şu anda zaten hani birçok fırsat sitesi var ama tamamen deal oluşturmak, ikna etmek. Oradaki tedarikçiyi veya işte iş ortaklığınızı vesaire. Onu da başarıyoruz şu an. Yani ürün anlamında biz ürün fırsat sitesiyiz. İşte ithalatla vesaire hepsini çözüp know-how'unu edinmek zordu. Şu anda da onları ikna ederek hallediyoruz yani. Sizde tedarik olduğunu varsayıyorum işin en zor tarafının. Tamam, lojistik olduğunu varsayıyorum. Şeyde, yani aslında hepsi sırayla geliyor tek tek. Yani hepsini zamanında bir düzeltmeniz gerekiyor. İlk başta bizim site talepten dolayı site göçtü. Onu toparlıyorsunuz. Sonra işte lojistik depo göçüyor. Sonra muhasebe göçüyor. Hepsi toparlıyorsunuz yani başta. Yani o yüzden hepsi bunlar problem geldikçe karşılaşıyoruz zaman, ama zaman ben eminim yani üçümüz bundan sonra en zor tarafı bundan sonrası bizim için. Çünkü e-ticaret tarafı, e-ticaret hani siz daha geç biraz bizden daha eski olduğunuz için daha iyi bilirsiniz. Yani taşı attıktan yani çok basit bir şey ilk başta bir yere kadar. Çünkü büyüyor. Yani örneğin 2098 yılında hangi hisseyi alsak şu an o 2000 yılında milyoner olabilirdiniz ama 2001'de bir şey değilsiniz. İşte bundan sonrası büyüme oluyor zaten kendi kendine. Çünkü insanlar bir şey almak için orada duruyorlar yani Google'da. Bize online almak için çıldırıyorlar İyi şu anda. İyi borsa oyuncusudur. Ali onu da söyleyeyim ben. Ek bilgi olarak. Yani işte şey o yüzden hani bundan sonrası zor. Bundan sonrasını başarmak zor. Buraya kadar gelmek o kadar zor değil ama bunda da bunun en büyük şeyi hepsi burada. Markafoni, Trendyol, işte grup anyalar, şehir fırsatlarının alıştırdığı bir müşteri var. Yani belki onlar için de kolaydır oraya kadar gelmek ama ondan sonrası zor olacak ve işte ondan sonrası zaten zor. Anladım. Kelimeyi İngilizce söyleyecektim. Antipatik olmamak için söyleyemedim ama İngilizce de unuttum sonra. Challenge. Sizin için en zor tarafı neydi abi? Ya bizim işin en zor tarafı işin en başındaydı. Çünkü bir spor markasına gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki merhaba ben sporcum.com bayi olmak istiyorum. Peki ne yapacaksınız? İşte mağaza fiyatıyla ürün satacağım. Kargoyu bedava yapacağım. Böyle bize deli gibi bakıyorlardı hani iyi misiniz tarzında. Çünkü mantıklı değil o kadar çok indirim. Sizde böyle bir yıl boyunca iade falan öyle şey var mıydı? Var bir yıl boyunca iade alıyoruz. Ürün size böyle bir şey söylüyorsunuz ya gidip markaya bir anda. Ya sonuç itibariyle şöyle bir şey var. O kadar çok indirim sitesi var ki ve markalar belli bir dönem indirim sitelerine o kadar alıştı. Müşteri de çok alıştı. Şimdi siz kalkıp normal fiziksel bir mağazadaki ürünü aynı fiyata sattığınız zaman neresi cazip diyorlar. İşte cazip tarafı ürün çeşitliliği, kargonun bedava olması. İstediğiniz zaman da değişim yapabilmez. Bir de yani dediğim gibi 24 saat içinde mal elinize ulaştığı için ya teşekkürleri aldıkça biz bu moralle çok rahat gideriz zaten. Evet. Hiç problem yok. Toparlamam lazım. Çünkü bir sonraki oturuma geçeceğiz. Böyle yani tek bir cümle istiyorum aslında. Yani bugün e-ticaret girişimcilerine yol gösterecek olsanız ne derdiniz diye bir soru düşünmüştüm de. Bunun için tek bir cümle. Yani bugün girecek olan, bu işe girecek olan e-ticaret girişimcilere ne derdin? Vallahi fazla düşünmeyin, girişin derim ben yani.
benim uzun bir cümle olursa eğer sonuç itibariyle virgülü koyarak Yani müşteri hizmetleri ve lojistik çok çok sağlam olmalı. Onun dışında her şey bir şekilde yerine oturuyor. Onu diye sonuç ödeyebilirim. Korkarak sana dönüyorum. Ben de yapın diyeceğim. Yapın, düzelt, yaparken. Efendim? Yapın, yolda düzeltin. Yani öyle. Yapın, yolda düzeltin. Yani, soru sormak isteyen var mı? Yapın, yolda düzeltin. Soru varsa alırız. Buyurunuz. Lojistik sadece sizin probleminiz değil. Yani bilmiyorum, ben hep buradan alışveriş yaptığımda da problem. Başka yerlerde de problem. Niye bu Türkiye'de bu kadar problem? Efendim? Niye bu kadar büyük problem veya e-ticaretin ana gündemi, ana problemi? Yani diyor ki... Bütün dünyada mı böyle yoksa sadece bizde böyle mi? Herkeste bir lojistik problemi var derler. Bu neden Türkiye'de hep böyle? Tek size özel bir şey değil diyor. Şimdi bence birincisi Türk e-ticaret müşterisi çok kızgın. Yani kızgın oldukları, yani hemen istiyorlar. Ve ben de hemen istiyorum. Yani genel Türk yapısı öyle. Öyle olunca yani bir günlük gecikmeye bile payı yok. Yani normalde biz belki dünya standartlarındayız aslında ama Türkiye ticareti hemen istiyorlar. Hemen istemeyince kızıyorlar. İşte Facebook'a yazıyorlar. Örneğin bize biri yazdı, çocuklarınız ölsün falan. Yani öyle Facebook'ta, yani çocukları, hepimizin çocukları ölsün. Genel müdürümüzün çocuğu yeni doğmuştu, çok duygusaldı. Arada o da kavga ettiler falan. Yani öyle. İşte o Türkiye ticareti kızgın olduğu için uyuşturamıyoruz. Yoksa dediğiniz doğru. Belki dünya standartlarında. Çünkü kargo işlemlerimiz olsun. İşte onlar hepsi çok gelişmiş. Hakkari'ye 2 günde kargo gidiyor. Zaten bütün e-ticaret, bütün firmalar İstanbul'da toplanmış olduğu için yani depoya mal indirmesi de aslında normal hızda oluyor. Oradaki süreç tabii biraz operasyonla firmadan firmaya değişebilir ama yani çok kötü yapmak için de ilk başta yani küçük hacimli, bizim yani biz küçük hacimli mi demesek de orta ölçekli şirketler için çok kötü yapmak da bir sanat. Yani çok kötü yapamazsınız aslında çünkü depo duruyor. Her şey orada. Çok kötü yapmadığınız için de yani sadece o üç hepsi bir arada birer gün attıkça şey artıyor, sıkıntı artıyor. Onun dışında yani dünya standartları ama tüketicinin profili bence öyle. Cevap vermek istediğiniz bir şey var mı? Ben de aynen öyle düşünüyorum. Ya aslında bence dünya standartında gönderi yapıyoruz. Ben buna inanıyorum. Ama çok güzel bir cümle vardı. Türk tüketicisi kızgın. Yani telefon açtığı zaman çok kızgın bir şekilde müşteri hizmetlerine telefon açıyor. Veya işte akşam 7'de telefon açıp yarın doğum günü var, malı yetiştirin diyor. Hani böyle çok ilginç taleplerle karşılaşıyoruz. Kargo şirketlerine de bir suç yüklemek istemiyorum ama şubeden şubeye tabii ki aksaklıklar oluyor. Ama bu hani 24 saat içerisinde zaten her şey düzeliyor bir şekilde. Galiba herkes çok hızlı hayata alıştığı için hemen istiyor. Yani ışınlanmasını istiyorlar. O an tıkladıklarında malın gelmesini istiyorlar. Hı hı. Orada bir problem var. Ama bence kargo şirketleri Türkiye'de çok iyi çalışıyor. Çok hızlı çalışıyor. Hı hı. İstanbul'da tek dert trafik. Evet, evet. Başka sorumuz var mı? Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz ve bizimle olduğunuz için. Teşekkür ederim.